sandılar ki ölümlerle, zindanlarla Kürt halkının sonunu getirecekler. Fakat buradayız işte. Hepinize ders olsun. Kavalardan, Leyla Kasımlardan ve Rahşanlardan bu yana Nevroz ateşi milyonlarca Kürt'ün elinde, yüreğinde yanıyor. Nevroz alanları Kürt halkının irade beyanıdır. Kürt halkının talebi de, iradesi de, kararlılığı da barıştan yanadır. Ağaç barıştır. Ağaç özgürlüktür. Ağaç çok renklilik, çok dilliliktir. Haydi mühürleri vuralım, ağaçları çoğaltalım. 31 Mart'ta buluşacağımız tek adres Pulusuva'daki DEM Parti ağacının tam altı olacaktır. Ağacın altında toplanmak için sözleştik. Biz hiç vazgeçmeyeceğiz. Biz onurlu barış demekten hiç vazgeçmeyeceğiz. Biz özgürlük, eşitlik demekten hiç vazgeçmeyeceğiz. Biz eş başkanlık çizgimizden asla zerre miskal taviz vermeyeceğiz. Bu erkek eril devlete, bu ırkçı faşist sisteme demokrasiyi, demokratik cumhuriyeti, demokratik toplumu öğretene kadar ne bu meydanları boşaltacağız, ne alanları, ne iş yerlerini, ne tarlaları, ne fabrikaları. Burası Aydın. Burada ortaklardan Şeyh Bedrettin'in torunlarıyla Demirci Kaba'nın torunları el ele vererek bu cumhuriyeti de, bu toplumu da demokratikleştirecek. Bizim andımız da budur, yolumuz da budur, ülkümüz de budur, yürüyüşümüz de budur. 13 yıl önce o barış deklarasyonundan sonra 2013-2015 yılları arasında İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'la yapılan müzakerelerin sonunda ortaya ne çıkmıştı onu da hatırlatayım. Dolmabahçe Mutabakatı adıyla 28 Şubat 2015'te devlet ve hükümet heyetiyle bizim partimizin heyetleri ortak bir açıklama yapmıştı. Türkiye'de demokrasinin nasıl gerçekleşeceğine ve bununla birlikte Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümünün nasıl oluşacağına dair bir mutabakat metniydi bu. Peki ne oldu ondan sonra? Ondan sonra bu iktidar, bu iktidarın başındaki Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı müzakere masasını devirdi ve müzakere masasını devirdikten sonra da mutabakat metnini ortadan kaldırdı. 3 yıldır ne bir aile görüşü, ne bir avukat görüşü, ne de bir heyet görüşü yapılıyor. Mutlak tecrit, tam bir iletişimsizlik hali. Bu sürüyor ve bu insanlık dışı, hukuk dışı mutlak tecrit sona ermediği müddetçe de Kürt sorununda barışçı bir çözüme, demokratik bir çözüme ulaşmanın imkanı yok. Bunu bir kez daha vurguluyoruz. Eğer Kürt sorununda barış ve demokratik çözüm istiyorsak, ki bizler istiyoruz, bunun için mücadele ediyoruz, o zaman birinci iş tecritin sona ermesi İmralı'da. Örgütlü bir kötülüğe karşı ancak örgütlü bir iyilikle cevap verilebilir. Örgütlü bir iyilikle, yani bizler ile, sizler ile, kararlı bir mücadeleyle bu örgütlü kötülük geriletilebilir. Bu iktidar örgütlü bir düşmanlık iktidarı aynı zamanda. Söyledim birkaç kez. İşte bu iktidara karşı örgütlü bir barış mücadelesiyle cevap verilebilir. Örgütlü düşmanlığa karşı. Bu iktidar bir halkın, Kürt halkının özgürlük ruhunu temsil edenleri tasfiye etmeye, yok etmeye çalışıyor siyasi alandan da. Biz buna karşı mücadele ediyoruz ve direniyoruz. Bu halkın
özgürlük ruhunu temsil edenlerin sesini kesemesin diye mücadele ediyoruz. Sizler de bizler de siz olduğunuz için biz bu kadar güçlü bir mücadeleyi sürdürebiliyoruz. Oh.